Ben küçükken doktor olmanın iki yolu olduğunu öğrendim. Ya 6 yıl tıp okursunuz ya da annem gibi olursunuz. Bir bakalım. Dereceye göre ateşin 42 derece. Ama elim 36,5 diyor. Yani normal. Sanırım yeni bir derece almanın zamanı gelmiş. En iyisi elbiselerini giy Louis, geç kalmak istemezsin. Doktor Anderson ne zaman okuldan kaçmaya çalışsam anlardı. Louis Anderson dışında herkes fen projesi konusunu seçmiş görünüyor çocuklar. Ben hala seçenekleri değerlendiriyorum. Louis, projeler haftaya gelecek çocuğum. Bir dahaki haftaya gıyıp olmayı planlıyordum. Belki bu benim fen projem olabilir. Alın bunu saklayın. Birkaç gün sonra içinde neler büyüdüğüne bir bakalım. Louis. Peki, Volkanlı'ya ne dersiniz? Üzgünüm, o konuyu Linda aldı. Dinozorlar? Bay Glenn tarafından alındı. Hey Louis Arus, neslinin tükenmesine yardım edebilirsin. Bütün iyi projeler kapılmış. Bakalım, bu seneye kadar hiç kimse pislik böceklerini almamış. Neden acaba? Arıları da alan olmamış. Aslında pislik böceklerini çok sevmeme rağmen arılar da kayar kırdım. Birçok çocuğun fen projesiyle başı derttedir. Ama bazıları da kolayca çözüm bulurlar. Ayılar, ayı arıyorum. Ayı var mı? Seçici değilim. Merhaba Louis. Merhaba Jenny. Şanslı günündesin. Bana ayı toplamakta yardım edebileceğine karar verdim. Yapamam. Babamla fen projesinin çalışmasının tam ortasındayız. Babanla sen mi? Öğretmen ailemizden yardım alabileceğimizi söylemişti. Hadi Jenny, küçük bir test sürüşü yapalım. Beğendin mi? Hem de güneş enerjili. Müthiş. Umarım yağmur yağar. Hey Louis. Hey tatlı. Fen projen nasıl gidiyor? Harika. Babam yardım ediyor. Yeni sayım başladı evlat. Haydi bakalım. Uçuşa hazırız. Hoppa. Gidiyoruz. Git Mary. Roketi deneyeceğiz. İzlemek ister misin? Hayır. Eve gidip babama yardım etmeliyim. Kesinlikle benim projem üzerinde çalışıyordu. Ne yapıyorsun orada? Evet evim. Bu benim fen projem. Arılar mı? Ne biçim fen projesi bu? Anlayamıyorum. Seçimimi yaptım. Ayılar ve pislik böcekleri vardı. Pislik böceklerini seçmeliydin. En azından üstünde çalışacağım bir böcek türü. Peki bana yardım edecek misin? Dalga mı geçiyorsun? Arılar şeytandır. Onlar doğanın kamikaze pilotlarıdır. Kanatlı caniler. Büyük amcan Termidor arılar tarafından öldürüldü. Biliyor muydun? Yaşlılıktan öldüğünü sanıyordum. İlk olarak arılar ruhunu öldürdü. Sonra da yaşlılıktan gitti. Yardımına teşekkür edeyim baba. Ben bunun için buradayım. Burada neler oluyor Ali? Burada ne böyle? Merhaba komşular. Yeni karavanımız nasıl buldunuz? Ha? Çok güzel. İyi bir tatil yaptınız mı? Harika bir tatil yaptık. Hey, bu gece bize gelir misiniz? Gezinin slaytlarını gösterelim size. Baba, oraya gidelim, slaytları seyredelim. Onlar bize slayt göstermek istemiyorlar. Yeni karavanlarıyla bize hava atmak istiyorlar. Karavanlar hakkında bir şey demediler Andy. Sadece tatil slaytlarını gösterecekler. İddia var mısın? Ve bu da biz büyük kayondayken. Hayır. Karavanın resmi yok. Olmaz ki. O Andy, her resimde yoktur herhalde. Tabii, mesela Özgürlük Abidesi'ne tekneyle gidilebilir sadece. Evet, burada da Rushmore Dağı'ndayken. Tabii ki sen tatildeyken fen projene başlayamadın, öyle değil mi? Başlamak mı? Çoktan bitti. Karavanla ülkeyi gezerken her eyaletten çiçek tohumları topladım. Seninki nasıl gidiyor? İyi, iki ayım var. İki arı. Beklenenden daha başarısız oldun diye kimse seni hiç suçlayamaz. Lanet olsun be. Bakın, Özgürlük Abidesi'ne gitmek için Hudson Nehri'ne geçiyoruz.
karavanımızı sığdıracak feribot bulamadık da. Yeter! Yeterince gördüm. Ben eve gidiyorum. Hayatım boyunca böyle bir saçmalık görmedim. Bütün Jensen'lar içindeyken şu karavanı bir tepeden aşağı atmak ne hoş olurdu. Bunun resmine ne dersiniz? Ha? Göremiyorum. Uzaylılar. İlk önce Cedar Nola geleceklerini söylemiştim. Buna inanabiliyor musunuz? Şu şey benim retinamı yakıyor. Bu çok hoş. Sanki Bahamalarda tatilde gibiyiz. Dalga mı geçiyorsun? Sanki saunada gibiyiz. Durmadan kilo kaybediyorum. Jensen gerçek bir karavan istediğimi biliyor ve bunu da yüzüme vuruyor ora. Bu onun hatası değil. Biz karavan alamayız Andy. Gelirini yükseltip Jensen gibi bir karavan alacağına neden bir hobiyle ilgilenmiyorsun? Bir hobim var. Çocuk büyütmek. İnan bana çok pahalı bir iş değil. Gerçek bir hobi diyorum. Amcam Haskell gibi. Zengin amcam Haskell'ı hatırlıyor musun? Sadece şişelerin içine gemi yapardı. Gemi yapardı. O denizciydi. 6 ay boyunca denizde kalmış olsaydın sen de yapardın. Çok para kazandı. Şehirde ikinci bir ev aldı. Tabii. Tekerlekleri de var mıydı? Bilmiyorum. Tekerle? Ben üstünde tekerleri olandan istiyorum. Bil bakalım. Full koleksiyonlu cam üfleme, beyzbol katları. Bunca hobinin içinden hobi mi bulunurmuş? Hey, buldum. Balım. Evet hayatım. Sen değil. Gerçek bal. Tatlı bal. Böylece Jensen gibi bir karavan alabilirim. İmdat! İmdat! Çok teşekkürler. Çok ağır. Etrafta oynasınlar diye sana ara arkadaşlar getirdim. Ya, ertesi gün bizimle oynaymışsın diye mi soyacaklar? Louis, baban yardım etmek istiyor. Diğer çocukların babalarının yardım ettiğini söylemiştin ya. Tabii. Ama sen de ben de babamın diğer babalar gibi olmadığını biliyoruz. Ne demek istiyorsun Louis? Tamam. İşte ben. Bu benim aracılık kıyafetim. Burada bir sanat durumundan bahsediyoruz. Tam teşekkürlü. Okulda yeni proje seninki olacak. Bunun yeni bir kayavan almak istemenle alakası yoktu herhalde. Tabii ki yok. Tam teşekkürlü kullanılmış bir karavan da iş görür. Jensen'inkinden 1-2 santim büyük olsun yeter. Arı kolonimin yeni bir yaşam tarzı vardı. İşçi arı ve kraliçe arı vardı. Bir de diğerlerinden olmayan bir şey daha vardı. Gelin buraya evlat. Geliyorum. Kral arı. Hem de savaşçı. Ne düşünüyorsun? Gecüktün baba. Cadılar bayramı aylar önceydi. Bütün kitaplar arıların senin için üretmesini istiyorsan onların güvenini kazanmalısın diye yazıyor. Bu ne demek bilirsin. Ne? Bu onlarla aynı olmamız demek. Biz mi? Yüksel. Daha yüksel. Neredeyse oldu. İyi. Korkmayın benim. Ben de sizlerdenim. Küçük arı vız 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 vız. Küçük bal fabrikama bir bakayım. Hadi şu tatlı şeyden biraz versenize. Hadi. Hadi bakalım verin. Yemek benim küçük arılarım. O sonunda çok acıktım. Hey Louis. İndir beni buradan. Merhaba Louis. Fen projen nasıl gidiyor canım? Fen günlüğüme bir bakalım. Bugüne kadarki gözlemleyim şöyle. İkinci gün. Babam Ayla ile arkadaş oldu. Bugün nasılsınız bakalım çocuklar? Kraliçe nasıl? Size iyi davranıyor mu? Ben seni sokuldum. Acıdım. Dördüncü gün. Babam ayıları organize etti. Tamam, pekala dinleyin. Düşündüm de varyalı çalışırsak bal üretimini artırabiliriz. Sıraya girin bakalım. Sokrates, ben, Millard. Benim görevimse kolonideki ayıları saymaktı. 248. Düzgün duy. Hey baba, kaç ayı var? Ha? Çok. 5. gün. Babam ayılaya numara öğretiyor. Birlikte çalışmalısınız.
Hayır, Y olacaktı. Andy Y ile olur. Pekala, şimdi büyük kapanış. Günün mesajı nedir? Bense tabii ki projeden tamamıyla uzaklaştırılmıştım. Evden izleyebiliyordum. Benim babamı değil, Ayla'yı gözlemlemem gerekiyordu. Araları hala gözlemleyebilirsin. Fendersinden kalacağım. Pekala, babam biraz fazla meşgul. Onunla konuşacağım. Doğrusunu söylemek gerekirse son günlerde ben de onunla baş başa kalamadım. Andy, sanırım konuşmalıyız. Küçük bir endişem var. Sizi seviyorum çocuklar. Bunu daha önce söylemiş miydim acaba? Daha önce bulamadığım bir aile gibisiniz. Demek öyle. Merhaba Louis. Neden arı koloninin üzerinde çalışmıyorsun? Arka bahçeye giymem yasaklandı. Senin projen nasıl gidiyor? Harika. Texas sonunda filizlendi. Bütün doğu kıyısı da çiçek açtı. Hey, Hawaii adaları için bir iki ayı verebilirim sana. Louis, sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Sınıfa babamı mı getirsem acaba? Onu daha önce görmüştüm. Onu toplumdan uzak tutmak daha hayırlı olur. Andy? Tamam tamam, birazdan geliyorum. Korkunç bir hikaye anlatıyordum. Her neyse. Arkasına bir bakar. Kovanda bir boru vardır. Koca bir boru. Ne yapıyorsun sen? Yavaş ol. Arkadaşlarım bağırmaya karşı çok duyarlı. Bu arılarla fazla zaman geçirir oldun. Hem Louis'nin projesini ihmal ediyorsun, hem de günlerdir benimle konuşmuyorsun. Bir hobi edinirsem karavan alabileceğimi sen söylemiştin bana. Ama bu takıntı haline aldı. Ben takıntılı değilim, takıntılı değilim, takıntılı değilim, değilim. Antenlerim düzgün mü? Kendi bir seçim yapmak zorundasın. Ya ailen ya da arılar. O zaman bana 24 saat ver. Sonunda babamın büyük günü geldi. Evet, ödeme zamanı sevgili arıcıklarım. Onun karavan rüyasını gerçekleştirmek için yatırımlarını toplama zamanıydı. Tek bir şeye ihtiyacı vardı. Bal. En iyi adamınız en diye bir parça balınız yok mu yani? Size numaralar öğrettim. Özel giysi giydim. Kamp ateşi yaktım. Özel elbise giydim. Sizi sevdim. Babam çok meşguldü. Bir şey yapamıyordum. Bay Lambert'a bir şeyler göstermek zorundaydım. Umayım ağ alıyor. Hey Louis, ne var orada? Ay yalay. Vay canına. Bugün uzun bir gün olacak. Ne? Ha? Louis çok mu cesur? Louis dalağını mı kaybetti? Louis kraliçeyi mi aldı? Çok çok iyi. Bir sonraki Louis Anderson ve arıları. Pekala. Hepinizin bildiği gibi benim fen projem ayı kolonisinin hiyerarşisi. Buna ayı uygarlığı da diyebiliriz. Veya ayı kovanı dünyası ya da kovanın sesi veya... Kanınızda iki zavallı arı. Evet, bu da iyi. Bakın, milyonlarcası var. Şu işe bak. Tabii ki böcekler konusundaki ciddi çalışmalarımdan sonra iki tanesinin milyonlarca olmasını sağladım. Louis'den önce ve Louis'den sonra. Tanrım, daha kötüsü de olabilirdi. Pislik böceklerini alsaydı ne yapardı? Kapıları, pencereleri kapatın, tamam mı? Herkes sakin olsun, sakin olun lütfen, sakin olun. Alo, alo. Bozulmuş. Kablolara yemişler, hepimizi sokacaklar, kaçın. Hepinizin bildiğin gibi sokmak ayılayın en büyük özelliğidir. Hepiniz burada kalın. Sakın telaşlanmayın. Gidip yardım getireceğim. Ya tabii tabii. Ne yapacaksın? Jensen. Anderson. Acil durum. Arılarım kraliçenin ardından gidiyorlar. İngiltere'ye mi gidiyorlar? Hayır.
Kraliçe arı. Okula gidiyorlar. Şu işe bak. Senin şu hobinin başımıza dert açacağı belliydi. Hadi gidelim Anderson, hadi çabuk ol. Bu düşündüğün bir şey mi? Ne, bu mu? Asistanım Erik, biraz uyuyor o kadar. Ha, patologlar. Ha, bilmeliydim. Karavanımı alt etmek için her şeyi yaparsın sen. Ha. He, sen öyle san Jensen. Ben kullanabilir miyim? Sen orada otur. Affedersiniz, bu kulübe dolu. Yakalayın. Hey Gülen Gülen, altına bir şey giydin mi? Neden? Dayanın Bay Lemboy, geliyorum. Hava atıyor. Bu benzin için üçüncü duruşumuz. Bunun yediği benzinle çocuğunu kolejde okutursun ya. Peki peki, haklısın, tamam. Fazla masraflı bir araba, evet biliyorum. Evinin yanına park etmemin sebebi de belki onu beğenip almak istemendi. Almak mı? Seni güneş sihirlenmesi nedeniyle dava etmediğime şükret. Baksana bana, ıstakoza döndüm. Baba dikkat et. Bir silahın olmadan seni tanımayız say. Buna zaman yok. Umarım güvenlerini kazanmışımdır. Pekala baba, iyi plan. Onu paramparça edecekler. Çabuk Rui, fen projeni bana ver. Biraz yiyecek ya. Hadi bakalım. Ben de var. Hadi bakalım. Çabuk ol Jensen, tamamdır. Hadi gidelim. Herkes iyi mi? İyiyiz baba. Bay Anderson, arılarınızın hepsi Tennessee çiçeklerinin üstünde duruyor. Ne olmuş? Ukalalık etmiş olmayayım ama sanırım bunlar bal arısı değil, eşek arısına benziyorlar. Yine kazıklandım. Tam olarak nereye gidiyoruz Anderson? Güle güle Sokrates, Willard, ben. Sizi çok seviyorum. Hayatımda gördüğüm en iyi arılarsınız. Özgür olun, uçun. Şu taraf güney. Hadi oraya gidin. Ne yapıyorsun baba? Güney'e Tennessee'ye mi gönderiyorsun ayılayı? Hayır, büyük anne şu tepenin ardında oturuyor. Eşek arılarına alerjisi var. Arıların sosyal hiyerarşisi çalışmana D artı verdim Louis. Aferin sana. Sağ ol baba. Bununla beraber bir adamın doğayla olan bu karmaşık ilişkisini bizlere gösterdiğin ve başarılı olduğun içinse A almış bulunuyorsun. Böylece elinde B eksi kaldı. Öyle mi? Bravo. Ben fen projeni mahvettiğim için özür dilerim Louis. Sorun değil. Doğayla karmaşık ilişkiler için teşekkür edeyim. Gençtim. Gördün mü? Vidaları gevşek bir yaşlı adamla olmak zordu. Sen dedin baba. Sonra görüşürüz Louis. Tekrar teşekkür ederim Anderson. Beni arama. Ben sana vızlarım. Ora, anıları seni ailemden üstün tutmamalıydım. Sen benim biricik balımsın sevgilim. Arın balın Petey'im. Babam antenlerini kaldırdı. Bir süreliğine küçük Sidrinol kolonisinde her şey normale döndü. Bizim kovanda ise ben iyi bir işçi arı olmaya çalışıyordum. Kraliçe arı ise sonunda hak ettiği ilgiyi kazanmıştı. Ve burada da Rushmore Dağı'ndayken. Harika. Yüz defadır aynı şeyi seyrediyoruz. Hey, bu resmi nereden buldun Jensen? Hiç komik değil. Duydun mu? Yaşamak istiyorsun değil mi?